artık arkadaşlara şimdiden bir tavsiye verebilirim. Yarın gelmeyin. Çünkü çok sıcak şu anda. Alışıyorsun ama nem çok yüksek ve yoruyor bir yerden sonra. Gerçekten dolaşırken biraz rahatsız oluyorsun. Gezemiyorsunuz da bazen. Çok sık mola vermek zorunda kalıyoruz. Çünkü yoruluyoruz. Öyle bir problem var. Kışın ben daha güzel olabileceğini düşünüyorum. Bu havalarda biraz daha zor. Yani daha sıcak olduğu için yoruyor gerçekten. Bangkok şu anlık güzel. Ama biraz büyük bir şehir ve nasıl diyeyim, yoruyor. Gideceğiniz yerler arasındaki mesafeler cidden uzak. O yüzden hani yürümeyi düşünüyorsanız ekstra yoruluyorsunuz. Tuk-tuklara binebilirsiniz ama tuk-tuklarda da şöyle bir şey var. Cidden yani pahalı oluyor. Olabildiğince işte hani pazarlık etmeye çalışırsanız belki uyguna ayarlayabilirsiniz. Ama biz tercih etmiyoruz çünkü paramız az. Olabildiğince o şekilde gezmeye çalışıyoruz. Şimdi Grand Palace yolundayız. Oraya doğru gidiyoruz. Burası çıkış galiba. İleriden gireceğiz. Evet, buraya giriş yasak. Biz de böyle şekil şukul şeyler aldık. Ne denir? Şalvar aldık. Şimdi burada tapınaklar var. Tapınakları gezeceğiz. Tapınaklara giriş kısa ol tişört ve şortla yasak. O yüzden biz de şalvar ve üstümüze bir şeyler aldık. Yani ben almadım da Laşkin aldı. Şöyle. Şu an çok şık kendisi. Ben de şöyle filli milli çıkan bir arkadaştan aldım. Ne güzel kısımlar açıyor. Şey yapsak şöyle bak. Arkaya göster. Şurada fotoğraf. Şurada tapınaklar zaten. Şimdi Grand Palace'a geldik. Grand Palace sabah 8.30'la saat öğleden sonra işte 3.30'a kadar açık. Giriş ücreti 500 baht. 500 baht ortalama 50 TL gibi bir rakam yapıyor. Şu karşınızda gördüğünüz yer. Yatan budaya kelime geldik. Yatıyor burada. Bunu internette fotoğraflarda çok görmüşsünüzdür zaten. Buranın girişi 100 baht. Şu ana kadar hani gittiğimiz noktalar arasında giriş ücreti en düşük olan yer zaten burası.
Diğerleri 300 bah, 500 bah arasında değişiyor. Burası daha makul diğerlerine göre. 100 bah 10 TL. Hiç yoktan gelmiş gibi bir yere girelim diye girdik. Bakalım gezeceğiz. Çok ekstrem şeyler yok açıkçası. Ama görüntü gene güzel. Kaç gün yorgun. Kaçak da girerdik. Evet, kaçak hep de aşkın kaçak girmeyi düşünüyor. Ama kaçak, hiç şey demedi. Hiç şimdiye kadar başaramadı onu. Ne yazık ki şu ana kadar. Yatan Buda heykeline geldik. Kendisi tamı tamına 30 metre. Evet, yanlış duymadınız efendim. Kendisi 30 metre. Koskoca bir yapının içerisinde ve koskoca bir yerde yatıyor yani. Rahatına düşkün bu arkadaş. Hakikaten de git bitmiyordu. Çok büyük. Şu arası tadilata alınmış sanırım. Böyle bir şey ya. Bayağı büyük yani. Şöyle göstereyim. Arşikesinde kalan bir yer. Burası da gezecek, görecek istediğiniz olması gereken yerlerden bir tanesi. Burası şu anda tadilatta. İlk kez Bangkok'a geldik ve Bangkok'taki piyasanın tadilatta olduğunu gördük. Çok fazla şey yok bende, eski tüm yerler yok. Ama sanırım biraz ömür gibi tadilata almışlar. Coconut ice cream.
da böyle bir şey. Sadesi 20, kokonatta 40. Sen. 40 bah, pardon sen. Şöyle bir şey oluyor. Aşkım fantastik. Aldı biraz böyle.